meslek haline gelince beraberinde başarı da getirdi. Konuğumuz Gizem Altıntaş'la muhteşem tasarımlarını ve süreçlerini konuştuk. Ayrıca 2021 trendlerini de değerlendirdik. Bakalım bu yılın favori renkleri ve modelleri hangileriymiş. Hanım, merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. 1990 Bursa doğumluyum. Üniversite hayatıma İstanbul Koç Üniversitesi ekonomi bölümüyle başladım. Sonrasında evlenip Ankara'ya yerleşerek Başkent Üniversitesi'ne tamamladım. Daha sonra iki oğlum ve bir kızım oldu. Devamında pandemi sürecinde İFA Paris Moda Akademisi'nde stylist eğitimi aldım. Bununla beraber Başkent Üniversitesi'nde de yaşam koşulu ve NLP teknikleri eğitimi aldım. Bu şekilde devam ediyoruz. Çok güzel. Bugün de tekstil sektörüne olan ilginizin markanız haline gelmesiyle evet. sohbetimize devam edeceğiz. Öncelikle ne zaman başladı, markanızı oluşturmaya nasıl karar verdiniz dinleyebilir miyiz sizlerden ee, bir zaman? Şöyle aslında küçüklüğümden beri ilgim olan bir şeydi. Ee, hatta küçükken annemin kıyafetlerini keser biçerdim. O zamandan beri hayalimdi ama üniversitede bu... Bölümü seçmemiştim aslında. Daha sonra evlendikten sonra, çocuklardan sonra bir uğraşla e, meşgul olmak için başladım. Bugünlere geldi Ardın'da. Aynen öyle. <laughs> Bugünlere geldi. E, Gigi Bay Gizem Altıntaş ve Gigi Co. adında iki markanın sahibiyim. E, kurucusu ve aynı zamanda da tasarımcısıyım. E, 2015'te aslında temelleri atıldı resmi olarak. Marka patentleri alındı. O günden bu yana arada e, doğumlarım ve bazı süreçlerin dışında... Bugüne kadar devam ettik. Son zamanlarda da sanıyorum hız kazandı. Aynen öyle. Yani pandemi aslında birçok sektörü vururken bizimkini daha da çok canlandırdı diyebilirim. Özellikle sosyal medya ya da web satışınız varsa bu süreçte ilginç bir şekilde kadınlarımız evde oturdukça alışveriş yapmaya devam ettiği için bizim için çok büyük avantaj sağladı. Çok öngöremediğimiz bir şeydi aslında ama çünkü ilk pandeminin ilk başlarında acaba bu sezon koleksiyon çıkarmasak mı diye çok tedirgin olduğumuz bir dönem geçirdik. Hı hı. Ama baktık ki gerçekten talep var. Bizim için güzel bir zaman dilimi oldu. Harika. E aslında markanızı, daha doğrusu markalarınızı incelediğimiz zaman çok geniş ürün yelpazeniz, farklı tasarımlarınız olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Evet. Evet. E neler yer alıyor? Sizlerden dinlemek istiyorum. E aslında söylediğiniz gibi ürün yelpazemiz çok geniş. E bu çok büyük avantajlar sağlamasına rağmen bazen de zorlayıcı olabiliyor. İlla ki. E şöyle aslında markayı ilk kurduğumuzda benim amacım kendi istediğim şeyleri giymek istediğimde... yani. E, kendi giymek istediğim şeyleri aslında tasarlamak istedim. E, bu yüzden de her sezonda ben bu sezon ne giymek istiyorum diye başladık. Hmm. Sonrasında e, onu da giymek istiyorum ya bu da güzelmiş hadi bunu da yapalım derken ürün yelpazemiz çok genişledi. Hmm. E, bu bir noktada bizi çok tatmin ederken bir noktada da çok zorlayıcı olabiliyor. Çünkü o stokları çıkarmak, müşteriye hmm. yetebilmek, arz talep meselesi arttıkça bir de pandemi döneminde Kesinlikle. zorlayıcı olabiliyor ama eee Keyifli yani günlük giyim ağırlıklı devam ediyoruz. Hı hı. Ama onun haricinde hot couture de çalışıyoruz. Kişi özel tasarımlarımız da mevcut. Bu yüzden aslında sizin daha çok tercih edilebilir hale geldiğinizi de düşünüyorum bir yandan. Kesinlikle öyle. Yani ürün yelpazesi geniş olduğu için aslında çok daha büyük bir kesime hitap edebiliyoruz. Günlük giyim isteyene de düz ya da rengarenk renk giyinmek isteyen birine de mutlaka hitap edecek bir ürün bizim markamızda bulabiliyor müşteriler. Hı hı. Peki kişilerin istekleri doğrultusunda çalışmalar yapabiliyor musunuz? Örneğin farklı bir ürünü beğendi, hı hı. ufak tefek değişiklikler istedi kendisinde. Tabii ki. Yani müşteriyi geri çevirmemek en büyük prensiplerimden biri. Onu yapamıyorum maalesef. Bu beni çok zorlasa da müşteriyi geri çevirip kıramıyorum. Bu yüzden de mesela bizim ürün skalamız X small'dan large bedene kadar devam ederken daha büyük bir kadın bizden o ürünü istediğinde peki size yapalım ama bu sizin vücudunuza daha uygun olur. Şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye karşılıklı fikir alışverişiyle bir şekilde hem onun istediğini yapmış oluyoruz hem de bizim ürünümüzü müşterinin üzerinde güzel görmeyi sağlamış oluyoruz. İki taraf da memnun oluyor böylece. Tabii elbette bu bir yandan zorluk katıyor olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü... Aslında gıda sektörü, restoran gibi müşteri memnuniyeti sağlamak bizim sektörümüzde de çok önemli bir şey. Yani sonuçta geri bildirimler, müşterinin konforu, rahatlığı, o kıyafetin içerisinde mutlu olması o kadar önemli bir şey ki. Yani bu sizin müşteri portföyünüzü de aslında genişletiyor. Yani siz benden bir ürün aldığınızda ne kadar memnun olursanız Arkadaşınıza, eşinize, dostunuza bunu tavsiye ettiğinizde biz de kendi PR'ımızı yapmış oluyoruz aslında müşteri üzerinden. Nasıl gidiyor peki? Bu şekilde devam ediyor diyebilir miyiz? Sizlerin markalarını tercih edenler, arkadaşlarına, çevresine, eşine, dostuna evet. da öneriyor mu? Evet, evet çok şükür. Yani e, Allah utandırmasın senelerdir e, çok fazla aldığı üründen memnun kalıp, ilgimizden de memnun kalıp bizi tavsiye eden çok fazla müşterimiz oldu. Bu sayede aslında büyüdük diyebilirim. Çünkü bu ilgiyi müşteriye geçirebildiğiniz zaman normal bir mağazadan aldığınız ürün gibi değil de ürüne sahip çıkıp kendi konforunu sağlayabildiğinizde o ürünle mutlu oluyorsa eşine dostuna tavsiye ettiğinde. E biz de müşteri sayımızı artırıyoruz, hı hı. Biz de PR'ımızı güçlendiriyoruz. Kesinlikle. Bu şekilde büyümek daha da hızlanıyor aslında. Hı hı. E, bu yüzden de geri bildirimler söylediğiniz gibi çok önemli. Kesinlikle. Fakat bir yandan sektörünüzde aslında tekstil sektöründe e, kalite çok önemli. Kumaş Tabii kalitesi. Ki. Tabii e, ki. Sizler bu anlamda neleri göz önünde bulunduruyorsunuz daha çok Gizem Hanım? E, avantajlı olmamın nedeni aslında şöyle. E, Bursalı olmamdan kaynaklı bir avantajım var. E, ben tekstilci bir ailede büyümüş bir, hı hı. bir kızım. O yüzden e, çok fazla... Tekstil sektöründe tanıdığımız ahbabımız olduğu için senelerdir de çalıştığım bazı firmalar var. E, Bursa zaten kumaşın ve tekstilin başkenti. Kesinlikle. E, yani oradan aldığımız için hem onun kolaylığını duyuyorum e, hem de uzun süredir aynı firmalarla çalışmamın verdiği rahatlık var. E, sonuçta mal temin ettiğim, e, çalıştığım firmalarda benim ne istediğim ve hangi kaliteyi istediğimi gayet iyi biliyorlar. Zaten ilk önce bu... E, Üretim sürecine girmeden önce, önce kumaşa bakıp cinsine bakıyoruz. Sonrasında zaten model yapıldıktan sonra ilk yaptığımız şey dikip benim giymem. Yani ben geldikten sonra yaptığımız her ürüne mutlaka bir gün geçiriyorum. Yani oturup kalkıyorum, çocuklarla vakit geçiriyorum. Yani bu kıyafet ne kadar buruşuyor ya da üstümdeyken ben kendimi ne kadar rahat hissediyorum. Ee, bunu aslında bir şekilde kendimle test ediyorum. Onay aldıktan sonra da üretim süreci başlıyor. Yine kendinizden onay almış oluyorsunuz tabii. Kesinlikle öyle. Yani ilk önce kendim test etmiş oluyorum ürünü. Eğer kendim memnun kalırsam o zaman müşterilerime bunu sunabiliyorum. Yani en azından benim memnun olduğum bir şey de de memnun kalacaktır. Zor tarafları da olmalı fakat e, en keyifli yanının da tasarım süreci olduğunu düşünüyorum ben. Evet e, kesinlikle. Yine siz ilgileniyorsunuz. Evet aynen öyle. E, i̇ki markanın da başında hem kurucusu hem de tasarımcısı olduğum için ilk başta benimle başlıyor. Yani e, önceden söylediğim gibi yani bu markanın kuruluş amacı e, ben bu sezon ne giymek istiyorum? Atıyorum ya biz bu e, önümüzdeki yaz sezonunu ayarlarken e, oturup düşünüyorum mesela ben bu sezon ne giymek istiyorum? Ne giymek Ketene, istiyorsunuz peki ben keten sezon. elbise giymek hı hı. istiyorum. Ben keteni çok severim. E, senelerdir de her yaz mutlaka dolabımda mutlaka birkaç parça keten e, kıyafetim olur. Bu sene keten yapalım dedik. E, elbiseler zaten vazgeçilmez ama keteni mesela e, kumaş kalitesini bulmak, e, pamuk yüzdesi, ham keten mi, cildi ne kadar tahriş ediyor, uyum sağlayabiliyor mu, ne kadar rahat ediyorsunuz ve o model o kumaşa yakışıyor mu? Böyle de bir şey var. Yani mesela üstümde gördüğünüz bizim bu sezonki elbiselerimizden keten kumaş ama o kadar yumuşak ve rahat ki aynı zamanda da çok şık. Çok teşekkürler. Yani aynı o ham ketenin aslında o modeli kaldırabiliyor olması çok önemli bir şey. Bunların hepsi test süreci aslında. Kumaş seçiliyor, kumaş kalitesi onaylanıyor, sonra belirlediğimiz modele uyarlanıyor ve bu modele uyarlanırken de yani birkaç değişik e, kalitede malla uyarlanıyor. Yani hangisi daha doğru ürün? E, bunun okey verildikten sonra, e, benim onayımdan geçtikten sonra bu sefer de e, seri üretim başlıyor. Seri üretim sürecini de dinlemek isterim sizlerden bir zamanı. Tabii ki. E, anlattığım gibi bu test aşamalarından geçtikten sonra, benim onayımdan geçtikten sonra, e, ürün okey aldıktan sonra yani bu ürün tamamdır, kumaşı budur, e, bedeni budur, bu modeldir dendikten sonra Atölyeye gidiliyor, atölyede bir seri üretime başlanıyor. Anlaşmalı olduğumuz butiklere, Türkiye'de Beymen'le çalışıyoruz oraya. Aynı zamanda Amerika'da üç farklı noktada ürünlerimiz yer alıyor burası için. Aynı zamanda Dubai'de bir satış noktamız var. Oraların taleplerine göre belli seriler halinde kaç adet çıkacağı kumaş ve modelle birlikte atölyemizde üretime başlanıyor. Üretim süreci e, sayıya göre aslında biraz e, zaman ona göre daha Hı -hı. E, artış Belirleniyor. oluyor. Aynen öyle. Çünkü pandemi sürecinde bizim yurt dışı bağlantılarımız yoğunlaştığı için e, bu yüzden hani, sayı olarak da arttı. Hı -hı. Nasıl oldu peki son o zamanlarda talepler yurt dışında? Yurt dışında aslında pandemi sürecinden sonra normale dönüş bizim ülkemize göre çok daha çabuk olduğu için. ya Amerika'da şu an yani ben... E, ürün sattığım yerlerle mağaza sahipleriyle görüştüğüm zaman artık maske bile takmadıklarını söylüyorlar. Yani o kadar hayat normale dönmüş bir şekilde ki hayat normale döndüğü için o pandemi döneminden çıktıktan sonra kadınlar biz tabii uh -huh. ki herkes böyle sürekli alışveriş yapalım hani bunun acısını çıkaralım dercesine uh -huh. çok güzel satışlarımız oluyor yani beklemediğimiz şekilde ya pandemi dönemi sosyal medya anlamında ve web sitesindeki satışlar anlamında bize çok fayda sağladı. Aynı zamanda pandemi dönemi bizim ülkemizde devam ederken yurt dışında daha çabuk normalleştikleri için bu sefer o pazara daha çok kaydık. Uh -huh. Çünkü burada AVM'ler bile daha kısıtlı bir şekilde açılıyorken Orada hayat o kadar normale döndü ki. Ya bizim eski hayatımız gibi olduğu için e, insanlar alışveriş yapıyorlar. Hı hı. Bizler en kısa zamanda o günlere kavuşmayı umut ediyoruz. İnşallah. inşallah. E, bir yandan son zamanlarda en çok tercih edilen, revaçta olan ürünlerinize değinmek istiyorum. Çünkü hı hı. yaz sezonu bildiğiniz üzere. Evet, yaz e, sezonu. Mayolarınız harika görünüyorlar. Çok teşekkürler. E, yaz sezonu tam böyle pandemi artık hani e, Türkiye'de de normalleşme sürecine girdiğimiz için herkesin kafasında aslında tatil planları. Yazlığa gitme. Normal olarak da hepimizde geçirdiğimiz pandemi döneminin acısını çıkartmak Kesinlikle. var. Böyle olunca da normal olarak ben de benim müşterilerim de inanılmaz şekilde yazlık koleksiyona alışveriş yapmaya başladılar. Nedir bunlar? İşte plaj giyim, mayolar, işte kaftanlar, yazlık elbiseler. Şu anda en çok bunlar gidiyor. Çünkü herkes hakikaten o pandemi sürecinin acısını çıkartmanın derdinde. Bir yandan kullanılacak, ağırlıkta olacak renkleri de sizlerden dinleyebilir miyiz Gizem Hanım bu sezon? Ee, tabii ki zaten her sezon aslında e, Pantone'nin yayınladığı belli renklerde başlanıyor. E, bunları takip ettiğimiz sürece zaten e, global modayı da takip etmiş oluyoruz. Bu yüzden de e, ilk önce önümüzdeki sezonun renkleri neler olacak? Hangi ürünler ön planda olacak? Geçen sene de olup bu sene e, moda olmayacak neler var? Neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız? Bunlar e, Bunları yaparken aslında asıl mantıklı olan şey benim markamda da sürekli yapmaya çalıştığım şey bir fark yaratmak. E, çünkü eğer bu kriterlerin içinde koleksiyon yaratmaya devam ederseniz fast fashion'a kurban gidiyorsunuz. Çünkü e, Zara'daki ya da bir fast fashion e, markadaki ürünün Aynı kalıbında, aynı stilinde, aynı tarzında bir ürün siz yaparsanız, siz ne kadar kaliteli ürün yaparsanız yapın, maliyeti daha yüksek olduğu için o fiyat yerine birçok Instagram buti takip ediliyor ve oradan satın alınıyor. Bu farkı yaratmazsanız da maalesef ki yam oluyorsunuz. Bu yüzden de benim en önceliğim zaten bir şekilde modellerde fark yaratmaktı. Yani jean pantolon mu giymek istiyorum ben bu sezon? Evet. O zaman farklı bir şey olsun arkasına işte ekose kumaş yapalım hı hı. normal hiçbir yerde bulamayacağınız bir ürün olsun ki skalamızda tercih edilebilelim. Çünkü bizim rakibimiz yüzlerce değil milyonlarca Kesinlikle. O yüzden bu sektörde yem olmamak adına ya da çabuk tüketilmemek adına bir şekilde fark yaratmak zorundasınız Ben de elimden geldiğince bunu yapmaya çalışıyorum zaten normal hayatta da çok renkli giyinen bir insan olduğum için seviyorum açıkçası hı hı. Çok güzel. Öyleyse söyleyebiliriz ki modayı bir yandan takip ederken kendi çizginizden de vazgeçmiyorsunuz. Kesinlikle öyle diyebiliriz. Çünkü ben dümdüz ya da renksiz giyinmekten çok hoşlanan bir tip değilim. Mutlaka eğer modum düşükse de renkli bir şeyler giyip mutlaka modumu yükseltmeye çalışırım. O koyu renkleri, kahveleri, siyahları zaten yaşımız ilerlediğinde giyeceğiz. Bu yaşlarda neden renkli giymeyelim? O yüzden yani ben e, günlük hayatımda da aslında çok fazla eşofman ya da rahat taytla falan gezen bir tipken mutlaka ayağıma e, renkli neon çoraplar giyen bir tipim. Hı hı. O yüzden de kendi markamda da mutlaka e, kadınlarımızın modunu yükseltecek, özgüvenini yükseltecek, moralini düzeltecek şeyler tasarlamaya çalışıyorum. Yani farklı bir ortama girdiği zaman Aa, ne kadar güzelmiş üstündeki diyebileceği bir e, kıyafetle dolaşmalarını, hedefliyorum. Kesinlikle sizin de belirttiğiniz gibi aslında renkler ve e, modeller e, o günümüzü bile çok fazla etkiliyor. Aynen öyle. Yani ben kendi adıma söyleyeyim ya sonuçta ben de bir kadın olarak moralim bozuk olduğunda e, siz de biliyorsunuz yani biz kadınlar aslında o kadar güçlüyüz ki yani depresyondayken bile kalkıp e, bir makyaj yapıp saçımızı yapıp güzel giyinip çıktıktan sonra e, bütün enerjimiz zaten değişiyor. Hemen yükseliyoruz. Aynen <laughs> öyle. O yüzden de yani bu kıyafetleri ben müşterilerime sunduğum zaman o kıyafeti giydiği zaman modunun yükseleceğini, özgüvenin yükseleceğini ve kendini mutlu hissedeceğini bildiğim için bu çizgide gitmeye çalışıyorum. Çok güzel. Peki ilerleyen zamanlarda da bu çizgide devam edeceğinizi söyleyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Var mı aklınızda başka hayaller? Ee, hayaller, yani şöyle söyleyebilirim. O kadar aslında bu işin başında başladığımdan hayal edemediğim bir noktadayım ki. Çünkü ilk başta bu işe başlarken ben Ankara'ya geldiğimde gerçekten hiç tanıdığım eşim, dostum, akrabam, hiç kimsem yok. Hepsini Bursa'da bıraktım. Aha. Eşimin ve eşimin ailesinin yanına geldim. Allah'tan onlar bana çok destek oldukları için bir şekilde aslında kendimi oyalamakla başlamışken şu anda yurt dışı pazarını açıldım. Yani bu işin ucunu bırakmadığınız zaman inandığınız ve gerçekten sevdiğiniz işi yaptığınız zaman bir şekilde devamı geliyor. Şu an bana hayaliniz nedir diye sorarsanız ben zaten şu anda hayalini kurduğum şeyi yaşıyorum. Yani çok şükür. İnşallah Avrupa'ya da açılırız. Şu anda Amerika ve Orta Doğu'da, Katar'da ve Dubai'de satış yerlerimiz mevcut. İnşallah Avrupa'da olursa eksiksiz olacak diye düşünüyorum. Çok güzel bir sohbet oldu Gizem Hanım. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Sohbetimizi de sonlandırıyoruz. Ekran başındaki bizleri izleyen Lifestyle izleyicilerine söylemek istedikleriniz de olacak mı? Pandemi dönemi tüm dünya adına çok yıkıcı oldu ve hepimize aslında hayatın ne kadar kısa olduğunu gösterdi. Bu yüzden Söyleyebileceğim en güzel şey şu olur. Hayallerinizin peşinden gidin ve hiçbir zaman vazgeçmeyin. Her düştüğünüzde tekrar kalkın. Herkes hayallerine kavuşmaya hak ediyor. Şıklığı, zerafeti ve rahatlığı markasında ve tasarımlarında bizlerle buluşturan Gizem Hanım'la sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bir diğer konuğumuzla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.